Evet, merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sorular vardı. 2022 KPSS atamaları gecikir mi? 2021 puanla da dahil edilir mi? Gibi birçok sizlerle arkadaşlarımızdan soru gelmişti. Bakalım arkadaşlar, bununla ilgili birçok haber de var internette. Şimdi 2022 KPSS öğretmen atama takvimi gecikir mi? Gecikmez arkadaşlar. Takvim gecikeceğini sanmıyorum. Gördüğünüz üzere 1-1,5 ayda bu atamalar yapılabiliyormuş. Yani geçtiğimiz süreç bize buna götürüyor. Yani bu mülakat olayı demek ki şunu anladık biz. Bir ayda rahatlıkla yapılabiliyormuş. Tüm atama süreci 1,5 ayda çok rahat bir şekilde mülakat da dahil olmak üzere yetişiyor. Şimdi birçok haberde şundan bahsediliyor, yani şunun sıkıntı olacağı söyleniyor. Mülakatların 2-3 ay gibi bir süre 2-3 ay gibi bir süre sürdüğünü düşünürsek denmiş, ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani 1,5 ayda tüm süreç tamamlanıyor. Mülakatlarda bir ay gibi bir sürede rahatlıkla bitiriliyor arkadaşlar. Yani 1-1,5 ayda bu süreç bitiyor. Yani Ağustos'ta mülakatlar başladı bildiğiniz üzere. Yani Eylül'e kadar bu tamamlanmış olacak. Yani hatta arkadaşlar şöyle göstereyim. Ne diyor? 1-13 Ağustos. Yani 2 haftada uygulanacak. Sözlü sınav, yani mülakat dediğimiz şey 2 haftada bitecek ve sonuçların açıklanması da arkadaşlar. Yani ne diyor? 16 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak diyor. 2 hafta ediyor tam. Yani sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 27-31 Ağustos diyor. Ve atama sonuçları 1 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak diyor. Yani tüm süreç 1,5 ay bile değil. Yani bir ayda arkadaşlar, hadi kılavuzun konmasını da eklersek 1,5 ayda süreç zaten bitiyor. Ama bu mülakat denilen olay 2 haftada çözülüyor ve atamalarda 2 hafta tercihlerin alınması da 2 hafta sürüyor. Yani bir ay. Yani mülakat ve atamaların olduğu süre bir aylık bir süreç. Arkadaşlar bu sınav ne demiştik zaten? Bu sınav Ekim ayına kadar sürecek. Sonuçların açıklanması da ne olacak? Kasım ayını bulacak. Kasım'da herkes sonuçlarını görecek. Olası bir atama olursa ne zaman olması bekleniyor? Dediğimiz gibi Ocak ayı içerisinde, yani ikinci döneme başlar şekilde hazır olacaktır tüm sistem, süreç, takvim. O yüzden dolayı da arkadaşlar herhangi bir gecikme yaşanmaz. Tabii gecikme yaşanması halinde şöyle bir şey söyleniyor. Yani mülakatlar kaldırılacak mı? Hani ÖSYM'nin kendini affettirmek için, bakanlığın kendisini affettirmek için bu öğretmen adaylarını, sınava giren adayları mağdur edildiğinden dolayı acaba süreci de hızlandırmak için mülakat kaldırılır mı diye düşünülüyor. Kaldırılma ihtimali var mı? Bununla ilgili zaten arkadaşlar birçok duyum geliyor mülakatın kaldırılacağı yönünde. Zaten seçim yılındayız ve sınav açısından birçok sıkıntı yaşandı şu ana kadar. Ve mülakat sınavının da biliyoruz ki bazı mağduriyetlere, sıkıntılara yol açtığını her sene mülakat döneminde görüyoruz. 90 alıp mülakattan 60 alanlar oluyor. 60 alıp mülakattan 90-100 alanlar oluyor. Bunlar maalesef oluyor. Beşeri şeylerin olduğu bir sistemde. Yani bunun da kaldırılma, yani müjde olarak verilebilir, mülakatın kaldırıldığı, puana göre, sıralamaya göre atamanın yapılacağı haberini
duyabiliriz. Ama bu gecikece için olmayacaktır arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Ve şimdi arkadaşlarım soruyor. Yine değinmek istiyorum. Haberlerde de çıkıyor. Ocak ayında 3600 ek gösterge çıkacak deniliyor. Ama bu Ocak ayında çıkan 3600 ek gösterge yani öğretmen atamalarına etkisi olmayacak. Ocak'taki yani Ocak'ta bir atama olursa buna bir etkisi olmayacak arkadaşlar. Yani bu öğretmenler Temmuz ayında emekli oluyorlar. Dilekçelerini de Mayıs'ta emeklilik başvurusu yapılıyor. Emekliliğe ayrılmak isteyenlerin başvuruları alınıyor Mayıs ayında. Haziran'da dilekçeleri alınıyor. Öğretmenlerin kesin eminlerse artık. Ve Temmuz'da da dilekçe alındıktan sonra zaten sayılar ortaya çıkıyor. Ondan sonra onun geri dönüşü yok gibi bir şey. Sonra da arkadaşlar Temmuz ayı içinde emekli oluyorlar. Yani Temmuz ayından sonra gelecek atamaya yansıyacaktır. Ya da şu olabilir. Mayıs'ta emekli olacakların başvuruları alınıyor. Mayıs ayından sonra yani o da olabilir arkadaşlar. Yani Mayıs ayındaki başvurularda %90 oranında kesin gibi bir şey oluyor. Yani Mayıs'ta emekliliğe ayrılacağım diye başvuru yapıp okul idaresine daha sonra ayrılmayan çok nadir oluyor. Yani 10 okuldan bir tanesinde çıkıyordur. Öyle söyleyeyim. Çünkü o sürece kadar zaten insanlar kararını vermiş oluyorlar. Dediğim gibi Mayıs ayından sonrakileri etkiler. Yani emekliliğe ayrılan öğretmenler Temmuz ayında ayrılıyorlar. Yani onda mutabık olalım arkadaşlar. Temmuz ayından sonra boşalacaktır. Net sayılar ortaya çıkacaktır. Yani 80 bin öğretmen emekli olacağı tahmin ediliyor. Bu muhtemelen daha fazla olacak. 100 binin üzerinde en az. En az arkadaşlar 100 binin üzerinde olduğu varsayılıyor. Dediğim gibi emekliliğe Temmuz'da ayrılıyorlar ama Mayıs'ta başvurular alınıyor. Sayı o zaman netleşiyor. Mağduriyet olmaması için Mayıs ayından sonraki yapılacak bir atamada bu atamaya etkileyecektir. Yani kontenjanı etkileyecektir. Mayıs'tan sonraki bir atama en şanslı atama olacağını düşünüyorum. Çünkü her branştan emekli olacak olan kişiler var. Bayağı arttıracaktır. Ya onun dışında arkadaşlar 2021 puanıyla yapılır mı diye sormuşlar. Bence bunu bir düzene sokacaklarını düşünüyorum. Benim aldığım duyumlara göre görevliler bunu düzene sokmak istiyor arkadaşlar. Yani Ocak'taki 2022'de sınava giren arkadaşların tercih edeceği bir takvim olması planlanıyor. Yani 2022 puanlıların başvuracakları bir atama olacağı yönünde haberler geliyor. Yine kesinleştiği zaman arkadaşlar sizlerle detaylarını daha net bir şekilde paylaşacağım. Videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.